kaçırdık bunu. Ha, Salatalık. Evet. evet. Devam edelim sayın yönetmen. Şimdi bunun bakın görüyor musun mısırları? Kaç çeşit, kaç çeşit. mısır var Türkiye'de? Siz Anadolu'yu ne zannettiniz ya? Dünyanın en büyük, en güçlü gen bankası. Yani Emrah yakın hibrit, mı versek, hibrit çok çeşit var. Hibrit mısır yapabilirsin. Kaliteli hibrit mısır yapabilirsin. Nereden yaparsın bunu? Hibritten yapamazsın. işte bundan yaparsın. Buna iyi sahip çık. Bunu kaybedersen hibrit yapamazsın. Evet devam ediyor. envai. 15, çık. Bak hepsi numaralı görüyor musun? fazla evet. bu insanlardan Allah bin kere razı olsun. Can hıraş çalışıyorlar Hüseyin. Nasıl topluyorlar bu tohumları? Burası e, öğrencileri görüyor musun? Fasulye ayıklıyorlar. Evet. Yani orada. Tohumlarını mı hocam? Ne evet orada? evet. Tohum ayı, tohum çıkarıyorlar. Evet evet kabuklarından. Şimdi bak değerli izleyicilerimiz şunu bir şaşırıp kalıyorum ya Hüseyin. Ya Rabbi nasıl bir Anadolu lütfetmişsin sen bize. Nasıl bir Anadolu. 155 çeşit bugüne kadar bildiğimiz fasulye. Anadolu'da çeşidi var. Hele bir dalmaçyalı diyoruz böyle siyah beyaz bir fasulye. Rengi, envai tur bak işçiler çalışıyor nasıl bu sağda ki de Hüseyin Bey Tigemde tohum çalışması değil mi o evet tohumları alıyor işte ekildi bunlar müthiş bu tohumlar alınıyor devam edelim bak bu soğuk hava Hı. orada Hüseyin küçük çay bu tohumların sorumlusu o zaten anahtar kitli hiç çok sıkı kimse giremez içeri orada Burada bak şimdi. 2 4 6 8 10 12 tane. Hepsi biber tohumu, acı biber. 4 5 çeşidi de bunun isot. Maskeyi niye taktım biliyor musun? Taze tohumlar alındığı için genzin yanıyor. yanıyor. Burnun yanıyor. Onun için orada evet karpuzları görüyor musun Hüseyin? Bak kaç çeşit bunların? Hepsi ayrı ayrı böyle. Ee, bizim Anadolu'muzun bunlarda Kavunlar. kavunlara bak. Bak hepsi Başşallah. numaralandırılıyor. Çeşitlen çeşit 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 bunlar böyle. Bak. Ya bu bundan daha büyük zenginlik ne olabilir yani, Hüseyin? Yeş, ye, i̇çi yeşile kaçanı var, turuncu olanı var. Evet. Çekirdek sırası bambaşka olanı var. Yani şu sol altta mesela Zerdeçal Türkiye'de, gibi olan. Anadolu ya yani o kelimenin hemen üzerinde, alt üzerindeki mesela pek... 22 numaranın rengine bak. 22 ya. numaranın nasıl rengi... tarif edeceksin? Yani 12 farklı 22 12 farklı. 12'nin yeşiline, sarısına nasıl diyeceksin? 21 resmen yeşil mesela hocam. Evet. Bildiğimiz yeşil. Ama onda bir lezzet var Hüseyin. Bir koku var onda. Bir bunu bir kez bunu. <laughs> Şimdi değerli izleyicilerimize bakın. Şunu söylüyorum. Bu tohum projesi öylesine güçlendi ki ta Balkanlardan atalarımızın Osmanlı'nın Balkanlara götürdüğü geç bu tohuma tekrar gösterdin ya o kaba evet. yönetmen ha bak bunlar Balkan'da üstündeki beyaz mısırı görüyor musun o, Hüseyin ayağa kalkacağım e, göstermek için görüyorum ve biz hiç böyle mısır yemiyoruz sayalım 1 2 3 4 Dörtte öbür tarafında olsa sekiz sıralı. sekiz sıralı Mısır. Evet bunun altı sıralısı da var. Osmanlı'nın Balkanlara götürdüğü o tohumlar şimdi insanlar o kadar duygulanmış ki tabii TRT Haber orada da seyrediliyor. Ve bu tohumları bize geri getiriyorlar. Hüseyin. Çok güzel hocam. Gel. Özel izin yazdık ticaret bakanlığına da gelirken şey yapılsın yani çünkü tohum Kolay sokmak çıkın, Türkiye hızlı. tabii ki. Bunlar teslim edilecek kayıt. Var. Osmanlı'dan gitme. Atalarının tohumu. Bunların hepsi kaybolmaya mahkum şeyler. Ama dediğim gibi devam edelim yani şu lütfen. Şu mısırdan bu, bu evet. yesek ya. Mesela su kabağı bak. Bu biliyorsun eskiden şey mi vardı? Maşrapa mı vardı banyoda evet. dökeceğin Veya çamaşır yıkarken işte bu. Ya hocam bu da ne kadar güzel. Eve evet. salona koy dekoratif. Tabii <laughs> yani, doğal hali bu. Ve bu da şey. Bu da Balkanlardan. Evet, inşallah. da geliyor. E, bu Osmanlı domatesi. Osmanlı domatesi. Bu ya nasıl bir domates Hüseyin? Ya bunun bunun lezzeti inşallah işte değerli izleyicilerimiz de isteyenler de bunlara kavuşabilecekler. Evet. evet, başka Son Başka da hocam. var mıydı? Yok. Bu kadar, bu kadar. Bu evet. kadar mı? Bu kadardı. Peki, yani şimdi artık biz hocam birkaç sene içerisinde belki daha da ya yani o kadar bile bulmaz. Bunları yiyeceğiz, değil mi? Evet. Şimdi Hüseyin ben e, bazı şeyleri önden söylemek istemiyorum. Bakın. E, burada çok sıkı çalışmamız gereken bazı noktalar var. Yani onları halledelim inşallah ki hallediyoruz hızlı bir şekilde. Ondan sonra değerli izleyicilerimiz ne istiyorlarsa emirlerinde ne istiyor fasulyeden susama kadar İnşallah. buğdaydan ne bileyim envai çeşit sebze bunlara sahip olacaklar anlıyor musun? Fakat bu nasıl olacak bu nasıl olacak şimdi e, sayın cumhurbaşkanımız biliyorsun kurulları oluşturdu ya evet. işte kurullarda bunları yavaş 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 açıklayacağız ben öne geçemem çünkü onaya sunulması lazım. Ondan sonra bu iş bitmiştir Hüseyin Allah'ın izniyle tekrar söylüyorum. Yani Tigem'in başındaki Ayşe Hanıma ben çok teşekkür ediyorum genel müdüre. Bu işin üzerinde hassasiyetle duruyorlar. ve çok kısa zamanda hızlı bir şekilde bunu başaracağız. Ama nasıl? O nasılı burada anlatamam Hüseyin üzgünüm. El, elbette hocam. Tamam. Elbette. Biz sonuca bakıyoruz. Ha, sen sonuca Çalışmaları bak. Çalışmaları siz yapıyorsunuz. Tamam. Biz Çünkü de... anlatırsak yanlış olur Olmaz Hüseyin. Da, elbette. Her, her her şey açıklanmamalı. Hah, aynen. Hocam vallahi e, tüm bu konuda tüm çalışanlara bir kere Allah razı olsun. Bu hiç Bak her namazımda şunu söylüyorum. Ya Rabb'i Türk milletini tohumlarında ve Anadolu topraklarında emin kıl diyorum. Evet. Bu kadar bu topraklar bizim Hüseyin ama buna layık olduğu değeri vermek zorundayız. Veremezsen avucunu yalarsın. Yani bu topraklar çok kıymetli Hüseyin o kadar kıymetli nasıl bir servet ya. Milyar milyar dolar diyorum sana. Kazanacağız hocam inşallah. Allah'ın izniyle. E, gelecek Allah onlar izniyle. yani. Allah'ın izniyle çünkü bu çalışmaların sonucu odur. Tabii yani bu uçak kalktı artık canım yani. Evet, evet. Hele Balkanlardan ya düşünebiliyor musun? Yani Özbekistan'dan tohum gönderiyor adam Hüseyin. Seyrediyor işte bir şekilde. Biz de bunlara hep teşekkür şeyi yazıyoruz tabii belgeli böyle resmi kayıt altına alınmış bunlar. Bu gelen tohumların hepsi protokolleniyor. Zannediyor musun ki öyle alıyorsun? Hayır oh, tek tabii. tek bunlar geliş tarihi kim göndermiş kim? o kişinin adı soyadı bir de ona teşekkürü gönderiyoruz neyse peki hocam Değerli... sorulara